2018 tarihinde iş yerinde başlayıp Sürüş Devlet Hastanesi'nde ailemize karşı bir katliam yapıldı. Ve bu katliamda iki kardeşim ve babamı devlet hastanesinde kaybettik. Hastanede yapılan katliam yüzlerce kolluk kuvvetinin önünde ceyran ediyor. Ve yüzlerce kolluk kuvvetinin olduğu bir hastanede, kaymakamın olduğu bir hastanede, Urfa valisinin hastanede olduğu bir zamanda ve dönemin Tarım Bakanı Fakı Baba'nın olduğu bir hastanede yüzlerce tanık var, kolluk kuvvetleri var, emniyet müdürü var, ilçe emniyet müdürü var. Hastane katliamının birçok tanığı var. Bunların en önemli tanığı da eski Urfa valisi Abdullah Erin'dir. Katliamdan sonra annemle birlikte en az 3 sefer valilik binasında Abdullah Erin'le görüştük. Ve bize söylediği, samimi bir şekilde bize söylediği, evet bu olayın tanığıyım. Yapılan, yaşatılan katliamı ben önlemeye çalıştım. Kendimi size siper ettim. Ama ancak sizi kurtarabildim. Biz bu yargılama, Hasan'a davasındaki yargılama devam ederken bütün tanıklar dinlensin dedik. Bu tanıklar kim olursa olsun, kamu görevlisi olsun, polis olsun, hastane çalışanı olsun, aleyhimize ya da lehimize ne olursa olsun bütün tanıkların dinlenmesini istedik. Şu an Abdullah Erin Mardin Büyükşehir Belediye adayı olmuş. Biz burada olayın aydınlatılmasını engelleyen kim varsa hakkımızı helal etmiyoruz. Bunlardan bir tanesi de Urfa valisidir. Evet, insani olarak bizimle görüştü ama devlet o zaman dönemin mülki amiri olduğu için gereken açıklama yapmadı. Bu konuda sessiz kaldı. Biz buradan da çağrımızı yapıyoruz. Evet, şu an Mardin Büyükşehir Belediyesi adayı olmuş. Biz buradan Abdullah Erin'e sesleniyoruz. Gelsin mahkemede bildiklerini anlasın. Anne 6 yıldır hala ağlıyor. Gözyaşları dinmiş değil. Ve gözyaşlarının akmasının bir sebebi de olayın tanığı olup gelip bildiklerini anlatmayan herkes bunun bir buna annenin gözyaşı akmasına sebep oluyor. Ve bu bir vebaldır. Biz gene hiçbir zaman bu kadar haksızlığa, adaletsizliğe rağmen hiçbir zaman adalete olan inancımızı kaybetmedik. Ve adalet sağlanır umuduyla Malatya'ya gittik. Maalesef beklediğimiz adalet yine sağlanmadı. Yeni bir heyetle yine karşılaştık. Kardeşim 6 yıldır tutukludur demiyorum. Bir rehindir. İş yerimizin güvenlik kameraları var. İş yerimizin güvenlik kameraları bilirkişi tarafından raporlaştırmış ve kardeşimin orada yaptığı iki kişiye ateş ediyor ve bu da bu iki kişi vefat etmiyor. Hukuk devleti çerçevesinde yaptığımız, kardeşimin yaptığı eylem meşru müdafaa kapsamındadır. İş yerimize bir saldırı var, savunma amaçlıdır ama maalesef biz sesimizi maalesef yetkililere iletemiyoruz. Tekrar Ankara'ya annemle beraber gideceğiz. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de bu adaletsizliğe sessiz kalan Adalet Bakanlığı'nda kararlı bir şekilde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bu mücadelemiz sadece kendi ailemiz için sürdürmüyoruz. Talebimiz tamamıyla adalettir. Ve burada bütün hukuk örgütleri başta olmak üzere herkese çağrımızı yapıyoruz. Türkiye'de büyük bir adaletsizlik var. Ama en büyük adaletsizlik ailemize karşı yapıldı. Ve bu istediğimiz adalet bir gün herkese lazım olacak.